klişe gibi gelebilir ama kesinlikle gerçektir. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Yemek yapan kadın erkekte iyi bir eş olabilir izlenimi yaratır. Siparişiniz efendim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Çok güzel ya. Vallahi ellerime sağlık. En iyi yeri bulmuşum. Neyse. Gelelim ikinci maddeye. Evine kişisel eşyalarınızı bırakın. Bu hem sizi sahiplenmesini sağlar hem de evlilik sürecini hızlandırır. Hoş geldin aşkım. Merhaba bebeğim. Gel. Sen şimdi gerçekten bana yemek mi yaptın? Evet. Allah Allah. Ben senin yemek yapmayı bilmediğini düşünüyordum. Şaşırttın beni. Bayağı da bir şeyler yapmışsın. Orada ekstra bir efor görüyorum. Umarım çok yormadın kendini. Bütün gün hastanede de yoruluyorsun. Kıyamam sana. Biliyorsun ki sen bana lazımsın. Sana yemek yapmak benim için bir zevk aşkım. Allah Allah. Hadi. İstersen sen git, içkilerimizi hazırla. Ben de ellerimi yıkayıp geleyim. Tamam. Hadi bekliyorum seni. Birdenbire evi kuzene bırakmalar, yemek yapmalar falan. Ne oluyoruz canım? Allah Allah. Bu ne ya? Allah Allah. Fark etmeden kadın ürünü mü aldım ben? Yok. Cansu'nun bunlar. Ha, eve eşyalarını serpiştiriyor. Bu bir tuzak. Eve yerleşecek. Klasik teknik. Bir yıldır evliliğin yeğesini ağzına almıyordu. Ne oldu şimdi? Birden mi bastıracak acaba? Ah, birden bastıracak. O da ne? Diş fırçasını bırakmış. Bu iş ciddi. Bu da nesi? Hayır, hayır, hayır. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Hemen. Ben evliliğe hazır değilim. Böyle bir baskıya gelemem. Gerilirim. Vallahi gerilirim. Aşkım, hepsi çok lezzetli. Ellerine sağlık. Afiyet olsun sevgili.
Böyle ev yemekleri yemeyeli çok uzun zaman olmuş. Özlemişim. Eski karım hiç yemek yapmazdı biliyor musun? Bir çorba yapmayı bile bilmezdi. Düşünüyorum da yemek yapmayı bilmeyen kadın olur mu yahu? Çok saçma. Ama sen başkasın Cansu. Sen mükemmelsin. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bak ne diyeceğim. Bir gün de lazanya yapar mısın bana? Çok severim. Lazanya mı? Evet, lazanya. Çok iyi yaparım. Ne diyorsun? Vallahi mi? Gel buraya. Aa, o da ne? Birisini mi bekliyordun aşkım? Yo, hayır. Kim olabilir acaba? Efendim? Levent Bey'e kızınız geldi. Ne? Kızım mı? Aa. Emin misiniz? Evet, az önce özel şoförüyle siteye giriş yaptım. Aa, peki, tamam, teşekkürler. Hay Allah, Zeynep gelmiş. Hemen etrafı toparlamamız lazım hayatım, lütfen. Hemen, derhal. Tamam mı? Tamam, dur bir sakin ol, tamam. Hayatım kusura bakma, Zeynep geleceğini söylememişti. Arayıp evde misin dedi, evdeyim dedim. Çünkü evdeyim. Tamam, tamam Levent, bir sakin ol. Sen Zeynep'i al bir yerlere götür, ben de etrafı toparlar giderim. Tamam, teşekkürler. Cansu, Zeynep çok dikkatlidir. Her şeyi kurcalar. O yüzden evde hiçbir eşyanın kalmamasına dikkat et lütfen. Tabii tabii, bırakmam. Eşyalarımı toplar, giderim, seni de ararım. Gelirsin sonra Zeynep'le eve. Peki, teşekkürler bebeğim. Bebeğim, tekrar özür dilerim. Bunu sana telafi edeceğim, emin ol. Tamam Levent, tamam. Yani zaten yeterince gerildik, gecemiz de mahvoldu. Ama bir an önce Zeynep'le ilişkimiz hakkında konuşursam iyi edersin. Tabii, lafı mı olur? Tabii ki. Görüşürüz. Babacığım. Bu ne güzel sürpriz. Ne sürprizi baba? Sen çağırdın ya beni. Evet. Hadi gel, dondurma yiyelim. Çantamı bıraksaydın babacığım eve. Yok yok. Ben şey yapayım. Ben alayım çantanı. Ver bakalım. Gel şimdi dondurma yiyelim. Aç değilsindir herhalde. Yok tokum. Annem bana çok güzel yemekler yaptı. Annen normalde yemek yapmayı bilmezdi hayret. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.